Herkese yeniden selam arkadaşlar. Siz bu video girişini ara olarak izleyeceksiniz. Canlı yayında yeni bir gün ve biz yeni denemelerle başlayacağız. Tekne görevindeydik en son. Lensmans'le beraber tekne yarışından ilerlemeye çalışıyorduk. Her yere bomba atıyordu eleman. O bombalardan kurtulup geçmem gerekiyor. Bakalım nasıl olacak. Hem YouTube hem de canlı yayındaki YouTube arkadaşlar. Hoş geldi. Dün 8 saat yaptık. Bugün normal bir yayın. Yarın da 12 saatlik yayınımız var. Bu ara yayın işini abarttık. Ama bir yandan da videolar geliyor. Hardline'ları atıyorum. O açıdan kanal için bu ara güzel günler devam ediyor. Bakalım neler olacak. Herkes hoş geldi. Burada mod yapımcısı trollüyor işte. Sürekli konuşuyor, 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 trollüyor. Lens de ona kızıyor. Şimdi bir tanesi zaten takla atmış gördüğünüz gibi teknelerden. O şanslı bizim için. Tamam. Bir hatırlayalım. İlkinde solda kalıyorduk. Sonra sağ 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 sol geminin yanından geçerken, teknenin yanından geçerken çok yavaşlayıp hemen sağa kaydırmam lazım. Orası çok dibine koymuş çünkü bombayı. Oradan yoksa geçemeyiz. Bakacağız. Hızlı bir patladık. Bugün e-sport adında GTA Vice Hardline. Meva hoş geldin. Selam abi, Azerbaycan Bakü'den selamlar, selamlar. Mesaimiz başladı, günlük mesaimiz. Marker'a girmeden önce save alınıyor mu görevdeyken? Zaten görevin önünde save aldığım için onun çok bir önemi yok. PPP tuşuna basarsan 3 kere otomatik save atabiliyorsun. Ama zaten Diaz'ın önünde save aldım. Görev içerisinde falan ekstra save atma gibi şeyler yok. Şimdi sağlardan kurtardık. Burada sol yapacağız. Burada yavaşlamam lazım. Kurtardım. Sonrası nasıl olacak peki? Ama geçiyorlar işte ben yavaşlarsam. Onu ne yapacağız? Aa, direkt buraya koymuş. Yani ben orada yavaşladım, geçtim. Sol taraftakiler geçti bu sefer. Sol taraftan deneyelim. İlk video izliyordum. Bildirim gelince dayanamadım. Hoş geldin, hoş geldin. Geri dönersin. Öyle hikayesi olarak çok bir değişen bir şey yok. Görevlerin yapımı değişiyor. Spoiler yiyeceğin çok bir durum yok yani. Burada çimenden vurduracağım kendimi. Ah be, aslında kurtarsam bayağı iyi gitmiştim. Tamam. Bu taktik gayet güzel. Takla atmazsak soldan gittik. İşte ilerledik, ilerledik. Çimenden kendimizi fırlattık. Oraya kadar okeyiz yani. Tamam, başka link bakarız o zaman ya. O linki patlatmışlardır belki. Bot çalma görevini nasıl yaptın? Bot çalma görevi de yarın kanala video olarak geliyor. Ufaktan spoiler gibi sana söyleyeyim. Bot çalma görevinde nereye bıraktım ben? Şeyde, Mercedes'in orada yaptım. Mercedes'in oradaki ufak iskeleden attım aracı. Fall Guys girerken Epic Games account hesabı veriyor. Yok abi, bende hiç öyle bir şey yaşanmadı. Hayatınızda dar seven bir kişi. Ekber'cim, bu bilgileri veremiyoruz. Onu söyleyemiyoruz yalnız. Git abi. Kamerayı aldım buraya. Sağdan girdim burada. Sol yaptım. Tekrar sağ yaptım. Geldim. Şu çimenden atladım. Patlama burada. Bir daha dön. İyiyiz. Abi döndüm ya. Bu biraz abartı geldi bana. Orada sol. Oraya kadar hızlı gelebilirsem yolu bildiğim için ondan sonra biraz yavaş 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 ufak ufak ilerlete ilerlete gidebilirim bence. Bu kadar acele etmeye gerek yok yani. Şunlar gidiyor ya böyle sağa sol. Belki çarpsalar sağa sola geri dönseler o zaman rahat edersin. Bir basıyorum gaza ya, yolu öğrendik nasıl olsa. Bir şurada gazlayalım abi basabildiğimiz kadar. Burada sağda kaldık, sonra hemen sola döndük.
Devam ettik. Ortadan geçtik patlamadan. Devam. Bro. Bu olmadı ama ya. Zaten zamana karşı mücadele ediyoruz. Bu yaptığınız sanki olmadı. Adamlar bana çarptı ve döndürmediler orada. Kadir Arda Balcı. Kadir hoş geldin. Selamlar. Aşırı iyi içerik, haberin olsun. Haberim var kral. Eyvallah. Burada devam ettik. Sağ sol yaptık. Düz gittik. Açıktakine dikkat ettik. Sağ sol. Burada düz çimenlerden vur. Döndün. Burası açıkta var. Ama bak, o kadar hızlı gidiyorum ki dönemiyorum. O dönüşü yapamadan, o çimenden sekiyorum ya, dönüşü yapamadan patlıyorum. Burada basalım. Burada zaten yavaş gitmek için sebep yok. Burada zamanımızı kazanalım. Orayı zıplattıktan sonra orada yavaş. Geldik. Burada yavaşladık şimdi. Sakin sakin gidiyorum. Dinamiti atlattık. Atlattık. Orada var. Ya adamlara çarpıyorsun. Bu sefer adamlara çarpıp dinamitten kurtulamıyorsun. Adamlar seni dinamite ittiriyor resmen. Çarpıp çevirsen adamları belki patlarlar. Kral, istersen bir de araçlarını atlayayım. Adamları suya atayım. Teknelerini çalıp onların teknesiyle oynayayım. Öyle bir imkan yoktur. Köpek balıklı bir yol vardı. Köpek balığı orada pipimizi kopartıyor. Engin tecrübelerime dayanarak bu modun çıtırından zor olduğu kanaatine vardım. Kesinlikle katılıyorum. Doğru şeylere tükürüyor gibisin kral. Bazen burada ters falan dönüyorlardı ya. O olsa bayağı tatlı olur. Ne güzel, bazen ters falan dönmüşlerdi denemelerde. Şimdi dümdüz gidecekleri tuttu anasını satayım. Burada sol açıktan gidiyorum. Dönmeme izin ver. Dönmeme izin ver. Dönmeme izin vermiyor. Ben zor olduğunu düşünmüyorum. Çalışan her şey kolay. Kral, sen kesin Ronaldo'cusun. Messi'ci değilsin. Bir Ronaldo'cu cümlesi sezdim orada. Kaan Özhan, Taha Gök'e katıl hediye etmiş. Biraz zaman alacak. Bazı görevler 1 saat sürüyor. Bu o görevlerden olacak gibi. Evet, Ronaldo'cuyum. Ben de Ronaldo'cuyum. Yavaşlamana rağmen geçin, aşırı hız yapmadan denesen. Orada hız yapmadım ya. Orada rakibe çarptığım için döndüremedim. Böyle dibimdeyken gözükür değil mi? Şöyle falan en uzaktan, o hiç olmuyor. Tamam. Yeterince boş yapıldı galiba. Çok sağ deniyorsun, sağcı mısın? Kral, solda hep dinamit var. Sol taraf tehlikeli. Sağ taraf safe. Sağ taraf kazanıyor hep. O yüzden sağ taraftan gidiyorum ama olmuyor galiba. Nasıl iyi görüyorsan evlilik aslında. Oyundan efendisi, teşekkür ederim. Vallahi helal olsun sana. İlk defa sikko sikko yorum gelmeden bana bırakıldı bir şey. Ronaldo mu hemen takipten çıkılıyor. Hocam kusura bakma, Messi kırmızı çizgimiz. Abi sen bunu derken muhtemelen buzdolabında hiçbir şey yok ve hani ekmek kemiriyorsun. Messi de Miami'de karısıyla oyununu oynuyor. O yüzden siktir et yani, Messi mi Ronaldo mu? Biz kendi hayatımıza bakalım. Böyle Messi, Ronaldo falan muhabbetine kavga eden ağır geri zekalıdır.
Onlardan olmayalım. Carl Johnson'ın rüyası, aleyküm selam. Oyunun en zor görevi bu. Yok yok, ben iyi oynayamadım şu ana kadar. Ezberlediğim yoldan gidebilsem rahat edeceğiz. Serdar Dursun'un yerine kimse geçemez abi. Bu sezonun en kral performansı o Karagümrük maçında Galatasaray için yaptıklarıyla. Serdar Dursun, Kerem Aktürkoğlu'ndan fazla bu sezon bize katkı sağlamış olabilir. Hiç acele etme, hiç acele etme. Artık acele et. Okey, içerideyiz. Bakalım devamı nasıl. Şimdilik normal de. Birazdan gene ekstra şeyler olur kesin. Önümüze falan bir şeyler atmıştır mesela. Bunlara çarpıyor muyuz hala? İyi, bunlara çarpmıyoruz. Önümüze falan atom bombası atabilirler arkadaşlar. Hala güvende değiliz yani. Mehmet hoş geldin, selamlar. Acele etmeye gerek yokmuş. O sayaç var ya, insana geliyor. Hızlı yapman gerekiyormuş gibi. Ama yavaş gitmek işe yaradı. Tabii şimdilik belli olmaz. Şuradan bir RPG falan gelebilir yani. Burada her zaman yaptığım taktiği yapacağım. Şimdi vurursam Lens bazen takla atabiliyor. O yüzden bir uzaklaşmasını sağlayacağım. Sağa geçmesini sağlayacağım. Ondan sonra vuracağım. Okey. Galiba görev bitti. Yani zor yolunu, zor olayını en başında yapmış. En başını da atlattığımız için devamı kolaymış. Burada zorlamadı. Demek ki burayı yapamadı. Yani bu sahneyi değiştirmeyi başaramadı demek ki. O açıdan böyle devam etti. Ve bugünün ilk görevi, normalde GTA'lara no hit run yapan biri olarak benim için saçma bir kelime oluyor, saçma bir cümle oluyor ama bugün başardığım ilk görevle beraber hayatımıza devam edebiliriz. Şimdi önümüzde iki tane görev var. Bir tane Cortez arayacak. Hola, senior. I need your help. Falan diyecek. Şu merdiven inerken telefon çalar herhalde. Olmadı bu sefer, tutturamadım zamanı. Birazdan Cortez arayacak. Sonra Ricardo Diaz Mias. Takılmaca. 10K verdi. Zenginiz ya. Önce telefona git. Telefon görevini yaparız arada. Onu da hallederiz. Telefon gelmezse ben Kübalı'ya gidiyorum o zaman. Ama Kübalı'nınki de tekne görevi. Gene etrafa dinamit atmıştır muhtemelen. Kübalı'nınki de tekne görevi. Biz bir Cortez yapalım. Durmuş hepçime bir timeout mu atsak? Durmuş'un yazdığı mesajları yaklaşık yarım saattir bir okuyorum. İster istemez. Alex sen ne iş yapıyorsun? Şeker suk seviyon mu diye bir mesaj geldi çete. Enteresan bir mesajdı. O tarz arkadaşlar geldiğinde hani muhtemelen küçük oluyorlar. Çok sevgiyle kalplerini kırmadan hani uğurlayabiliriz moderatör arkadaşlar. Sanki o muhabbet chat'te çok olmuyor çünkü. Bakayım Cortez'den telefon gelir umuduyla yakın zamanda geldim. Lens, beklediğim arama bu değildi. I'm in the middle of something. What do you want? Nothing.
O görevleri zaman var. Umarım zorlanmadan. Muhtemelen zaman sayaç zorlu olur. Gene dinamit atmaz da aynı şeyi yaptırmaz. Bu sefer zamandan yana çok zorlar. Toprak, görüşürüz, kendine bak. Yeni gelenler yayını beğenmeyi unutmasın. Desteklemek isteyenler de katılabilir. 1330 katıl oldu. Sıradaki 8 saat 1400 katılda geliyor olacak. Sadece Cortez'den telefon gelmedi. Ne zamandır telefon açmıyoruz be? Ne zamandır telefon açmıyorsak sadece ondan gelmedi. Neyse, Lance Vance'i kurtarmaya gidelim o zaman. Ben normalde Cortez'i... Gerçi tank görevinden sonra ben Kay'i yaparım her zaman. Tank görevini yaptık sonuç olarak. Hadi bakalım. Geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Normalde zaten yeterince zor bir mod ve Noitra'nın da zor görevlerinden biridir. Lance Vance'i hasarsız bir şekilde içeriden kurtarmak. Bakalım Lance Vance'i hasarsız içeriden kurtarabileceğiz mi? Yaptığım taktiği bir yapmayı deneyeyim. Ne yapıyoruz biz bu taktikte? Gidip helikopter alıyoruz. Helikopterle beraber Lance'e yetişiyoruz. Arkaya helikopteri park ediyoruz. Lance'i oradan çıkartıp helikoptere bindirip direkt kaçıyoruz. Şimdi kalabalık mı olacak? Etrafa bomba mı koymuşlar? Lance'in üstüne C4 mü bağlamışlar? Hepsini göreceğiz. Hazır Dot Mode oynuyorsun. Bir sonraki seri Kod 5 veteran patlar mı? Kod 5 veteran izleyecek bir kitlem yok kral. Yani o tarz oyunları oynadım mı, farklı oyunları oynamak için içerik olarak yapıyorum. GTA'larda farklılaştırabilmek adına zor modlar, farklı hikaye modları oynuyorum. GTA çünkü zaten izleniyor. Bakalım helikoptere bir şey sıkacaklar mı? Her görevin bir taktiği var. Mesela şeyi düşünün, AVM'deki elemanı yakaladığım görevi, bu çipleri gönderen. Onu direkt halletmiştim. Kapıya araba koyarak. Belki de bu görevin taktiği bu olmalı yani. Helikopterle belki de saniyede halledeceğiz. Save'i PPP. 3 kere P'ye basıyorsun. Sonra save slotunu seçip save'ini atıp hayata devam ediyorsun. Gerçi bu helikopter değil. Gidelim Vice News helikopterini alalım. Çünkü bu helikopterin kalça kısmı daha geniş. Kıçı daha geniş. Vice News'u alalım. O biraz daha dar. Daha rahat park ederiz, daha rahat kaçırırız. Oha chat, ne diyor bu ya? Vallahi. Body shaming yaptık. Helikopter gurmesi. Ben daha izlemem aga. Basketbolla ilgileniyorum. Dün Portland Washington Wizards maçını bile izledim. Boktan bir maçtı ama. Ona bile baktım. Şu ana kadar modun en zor görevleri neydi? Ben en çok Dockyard görevinde takıldım ya. Tekneyi çalma görevinde takıldım. Onu da yarın video olarak atacağım kaçıranlar varsa. Gel bakalım. Batuhan Özler'den katıl hediyesi. Sezer Gündüz'e gitmiş. İkiniz de hoş geldiniz tekrardan. Batuhan'cığım teşekkürler. Lance Junkyard'da git onu kurtar diyor. Hemen helikoptere atlayacağım. Bu sayede biraz da Lance'in canının azalma durumundan kurtarırız. Belki canı çok çabuk bitiyordur. Mesela görevin zorluğu odur. Bakalım bu görevi ne hale getirdiler. Şeyi çok kötü bu görevin. Yani git geli çok kötü. Umarım hızlı hallederiz. Batuhan'dan bir katıl daha. 1332 katıl yaptı bize. Bir bir katıllar geliyor. Cortez mi, Salvador mu? Yani oyun tarihine bakarsan Salvador, Leon ailesinin lideri olduğu için çok daha büyük karakter ama... Aa, Lance'i orada mı tutuyorlar lan? Bir dakika, niye orayı gösteriyor? He, tamam, orayı aç gibi gösteriyormuş, giriş kapısı gibi. Fark ettik, içerideyiz şimdi. Helikopter geliyor bir tane. Ya
Tapının switch'i bir yerlerde diyor. Kapının girişini bulamadık. Helikopterden de fena sıkıyorlar. Acaba yukarıda falan mı? Evet. Yukarıdaymış. Helikopterle sıkacaklar ama park ettiğimiz yer okey yani. Geldiğimiz yer okey bu arada. 22, 21.53 mü? 21.56 bu save. Direkt oraya sıkacağım. Sonra yukarıya çıkacağız falan. Switch yukarıdaymış. Burada telefonu açmışız. Hemen gidelim. Roket al. Helikopterdeki adamları sniperla vur abi. Onlar yeniliyordur muhtemelen ama deneriz. İyi yayınlar özlemişim. Yayınlarına acaba vakit buldum. Hoş geldin kral. Önce helikopteri indirmeye çalışalım bakalım. Çok yapılmayacak bir görev gibi görmüyorum. Helikopteri alacağım, göreve geleceğim. Görevin önündeyken PPPP yapalım. Save atalım yani. Ondan sonra sürekli oradan devam ederiz. Pilotu vur, gerisi kolay. Hazır taktiğin çalışıyor. Evet. Giriş olayını çok hızlandıracak benim taktik. Malibu önünde bir save atarız. Kırgın mermim şu an hiç yok. Sıfır. Onu da belki atıyorum. Görev sırasında lens ölür, mermi falan alırsak o haliyle kaçarım. Daha çok mermi varken gireriz yani. Çete katılmak sana artık atıyor mu? Yani bilmiyorum. Direkt olarak bunun bir istatistiği yok ama gizli algoritma bakıyordur bende. Bir chat'in ne kadar aktığına, ne kadar beğeni olduğuna. Beğeni zaten direkt etkiliyor da. Bence yorumda ufak da olsa etkiliyordur. Pazar günü için skor tahminin. Hep diyorum Fenerbahçe 2-1 kazanacak ama hani içimden geçen de tabii kazanmamız sanki bu sefer olmayacak gibi ama. Kazanabileceğimize çok inanmıyorum. Noodle seviyor musun? Yok kankam, ben makarnayı tercih ederim. 420 kişi var. 85 like. Çok kötü. Like atalım arkadaşlar. Beğenileri unutmayalım. Koyu Trabzonluyum ama gönlümde bir aslan yatıyor. Fener maçı olduğu içindir. Ball position nasıl? Tugay Totemaloğlu. ...172-185 teşekkür ederim like atanlara. Let's go. Save'i burada al. Care'in kapısında alacağım. Beşiktaşlıyım diyemiyorum kaç gündür. Vallahi Hasan Arat büyük bir adam mı yoksa balon mu? Hep beraber sezon sonu göreceğiz. Sezon arası da değil. Bu sezon Beşiktaş bitti. Bu sezon idare. Bir maç kazanır, bir maç kaybeder tadında. Parayı basması lazım Beşiktaş'ın. Bakalım hep beraber ne olacak. Helikopter olacak mı ki save atınca? Yani burada save atacağım için olması lazım da. Bilemiyorum. Oyunu save dedim. İnşallah burada helikopter her zaman durur. Save'e dönünce gidecek abi helikopter. Giderse bir daha orada save atarım. Yapma. Bu helikopterin olayı da şu. Mesela kalkmadan W'ye basarsanız biraz öne doğru gidiyor. Eğer hiçbir şey basmazsanız pervane döndü. Sonra kalktınız, sıkıntı olmuyor. Bu video olarak gelecek, evet. İçeriye girdik. Sağdaki soldaki adamları vurduk. Switch yukarıda dedi. Switch'e çıktık. Oradan da helikopterdeki adamları vururum direkt. Aşağıdakilerle hiç uğraşmadan yani yukarıya rushlayacağım. Bakalım ne olacak. Kapıya bir kendimi göstereyim. Görev orada başlamıyor olabilir yoksa. Helikoptere gereksiz hasar yedirmeyelim. Geldik içeri. Atladık.
Bir sıktık. İyi vurdum lan. Elemanlar da çok iyi sıkıyor. Yeni eleman mı geldi? Sıkacak. Böyle helikopteri patlatabilir miyim acaba? Sniper'la sıkı sıkı. Evet, patlıyor. Keşke otomatik sniper'ım olsa. Otomatik sniper açılmış mıdır sizce oyunun bu sekmesinde diyelim? Bunları indirdik indirmesine de. Bende hiç can kalmadı. Onu nasıl yapacağız yani? Dur, kapıya bir yaklaşalım girmeden. Switch yukarıda dedi. Gittik switch'e. Gitmesek daha iyiymiş. Kapıyı açtık. Şimdi kapıyı açtığım için sağdan soldan çok daha fazla adam saldırır bence. Normal salmazlar. Nereden sıkıyorlar? Nereden sıkıyorlar bilmiyorum. Depar atmayı deneyeceğim. Sağımda solumda kimse yok. Lens kalk abi. Lens? Heh. Hemen sola koşacağım şimdi helikoptere. Hemen helikoptere koşacağım. Lonnox o kadar küçük ki hiçbir şey anlaşılmıyor. Dur, duvara takılmasın bu salak. Gel. Gel. Atla helikoptere. Şimdilik rahatız gibi gözüküyor. Bakalım. Görev bitecek mi? Muhtemelen helikopteri içeriye kenara sokmam. Bunu o itran taktiğim. Bu görevde işe yaradı ama hastane önünde de birileri bekliyor olabilir. Eğer Lens'i kurtarmak bu kadar kolay olursa şaşıracağım yani. Bayağı şaşırırım. Ben kovalarken falan Comet'le değil de çok daha özel bir arabayla kovalıyorlardır. Ama bunların hiçbirini görmeyeceğiz çünkü ben taktikle beraber sapasağlam hallettim. Hilt Bar hala devam ediyor mu? Hilt Bar şey o. San Andreas'ta yapıyoruz onu diyorsan. Allah Allah. Ne oldu lan? Neler oluyor? Evet. Evet. Bu kadar basit olması zaten saçma olurdu. Beklemezdik yani. Buraya kadar getir, tek mermi yakalından ve öl. Belki de vursam bitecekti her şey. Anla ki. Yani yaklaşmayayım dedim. Silahla tararsam daha kötü olur. Bu sefer uzaktan sıktım, yine olmadı. Uzaktan sniperla halledeyim dedim, gene olmadı. Helikopter kayıpları da yok. Bu görevi helikoptersiz yapamayız. Helikopteri alacağım. Lens gene lensliğini yaptı. O silah neydi, o mesafeden vurdu. Güzel bir eğim yazmış ya. Yapımcı. Modun yapımcısı o kadına güzel bir eğim yazmış.
Hadi bakalım. Taktiği biliyoruz. Eğer helikopterleri sağlam vurursam, hani hızlı vurursam, bir de otosniper'ım olsa çok tatlı olurdu ama bir bakalım mı silahçı otosniper gelmiş mi yoksa elimizde yok mu çekiyor. Otosniper varsa işler bayağı rahatlar. Az önce ben öldüm. Çok şey istedim be abi. Hastaneye arabayla dal. Yok, yukarıda çok fazla adam var tarayan. Onlar arabaya 5-6 tane mermi sıktı mı direkt araba yanmaya başlar. Bu görevi çözeceğiz gibime geliyor ya. İki mermi de tuttu canım. İki mermi de kadına tuttu, ondan yana sıkıntı yok. Yok, daha bu out of stock modunda. Oyunu kaydet can azaldığında. Ben bu bölümde gene bir bilgi geçeyim arkadaşlar. Yeni gelenler olmuş olabilir. Şu an oynadığımız modda sadece görev dışında save alabiliyoruz. Maksimum 50 can, 50 armor oluyor. Görevler şu ana kadar gördüğümüzün en zor halleri. Durumlar böyle. Hastanede can yok. Herhangi bir yerde armor yok. Oyun zorlaştırabildiği kadar zorlaştırmış. Herhangi bir yerden bir şey toplayamıyoruz. Modun olayları bunlar. Bazuka almanı tavsiye ederim. Tamam Mert'cim. Alıyorum hemen. Ben öldüm. Ben orada. Lens'te bir şey olmadı. Furkan'cım. Olmuştur ya. 101'e doğru gidiyoruz işte. Bana şuradan bir touch blue tarzında oluyor bazen. Let's go. Evet, Junkyard'a gidelim bakalım. Mod güzel ama GTA Vice'ye alışıldığın dışına taşımış. Öyle olması daha iyi ya. Zaten yoksa sadece araç modu falan olur yani. Farklı şeyler getirmeleri güzel. Her şeyde hile dener misin? O da oyundan atıyordur herhalde. El bombasıyla gittik. Patlattı, yine patlatır. Sigara kullanıyor musun? Yok kral. Nadiren böyle. Kahve yanında, Türk kahvesi yanında herkes içiyorsa falan ama. Onun dışında sigara sevmem, nefret ederim. Saklanayım, çok vurmasınlar dedim. Yine bizim canımız naneyi yedi ama. Sağdan mı geldin lan? Nereden geldi o mermiler? Oo, arkadan ayı pusu yemişim bu sefer. Keşke şeyim olsaydı, Ruger mermim olsaydı. Ruger mermim olsaydı bayağı bir rahat eritirdim bu görevde. Oynadığım en iyi mod diyebilir miyim bilmiyorum ya. Aa, burayı da mı bozduk? Bir daha save'e dönsem belki. Burada save attığım için burayı da mı bozduk? Helikopter de yok. Bu görevin en büyük sıkıntısı göreve tekrar tekrar gidip gelmek olacak abi. Onun dışında sıkıntı yok ama göreve tekrar tekrar git gel. Her seferinde 1-2 dakika, 3 dakika yiyecek. Hakan aleykümselam, hoş geldin. Oyunun içinden geçtik, vallahi oyunu bozduk ya. Orada binadan gir çık yapsan olurdu aslında. Belki de biraz uzaklaşsak kendine gelebilirdi.
Sniper'la pervanenin bağlantısına sık direkt gidiyor Hayley. Denedim aslında birkaç kere sıkmayı da, o arada adamlar geldi. Hasar yiyince adamların beni vurmasını engellemeye çalıştım. Hangi modları bundan iyi diyebilirsin? Yani GTA Titan Advice güzel moddu. GTA Büyük Görev Paketi güzel moddu. Şimdi GTA San Andreas'e bir Titan geliyor. Ondan çok umutluyum. Onun dışında bu Hardline'da eğer zor seviyorsan çok iyi. EFC'ye 10-30 coin'lik paketler geldi gene. Güzel güzel. Açarız. Gittim geldim aynı görev. Helikopterdeyken save alsana kral. Olur mu öyle? Oyun mala bağlamaz umarım. Save attım inşallah olur. Bu sefer daha çok oyuncu veriyor bir de. Gulit gelmiş 89. Bu arada Pipi Gizem'i sevenlerine selam olsun. Gulit gelmiş. Gulit'e bakarız. Crash verebilir. Verirse de ona göre eski save'lere falan dönmeye çalışırız. Murat'cığım hoş geldin. Selamlar. Hardline GTA Vice City'nin görevlerini çok daha zorlaştırılmış hali. Her yere daha fazla silah, daha fazla adam, daha farklı görevler vesaire vesaire. O hale getirmişler. O Gulit'i 89 Gulit'i yaparım ben. Zaten MO lazımdı bana. Biraz kötü versiyonu ama direkt al koy oynasın. Onu ben yaparım. Adam sadece katıl üyelerinin yorumlarını okuyor. Gene bir tane geldi ama ne geldiğini söylemeyeceğim. Siz biliyorsunuz. Haydi bakalım. Önce şunu bir halledelim, aradan çıkartalım helikopter gelmeden. Adamlar da iyi sıkıyor yani, kötü değiller. En azından arkadaşları yerden gelene kadar hasar verebildiğim kadar vereceğim. Pervaneye falan da sıkıyorum, hiçbir şey olduğu yok bu arada. Tabii belki sıkamıyorumdur, onu bilemem ama en azından düz sniper'la vurmak. Ne oldu lan? Yok, geçen sefer gelmemişti ilk seferde. İkidir adamlar aralara sızıyorlar. Dribbling ata ata geliyor herif. Sağdan soldan sıkıştırıyorlar. Baksana ikidir yiyoruz buradan. Pap pap pap. Mesela ben save atmıştım az önce. Bu save'in üstüne mi yazdı yoksa save olmadı mı hiç? Tamam neyse, bir uzaklaşalım. Binaya gir çık yapalım. Bakalım helikopter gelecek mi? Biraz daha uzaklaşalım kral. Araç değiştirelim falan. Herhalde orası en güvenli olacağım yer. Binanın arkası üstüme koşuyorlar. O aradan yemek sıkıntı sadece. Aradan yememem gerekiyor. Silahçı ile bir etkileşime girelim. Bakalım helikopter gelecek mi o arada. Şimdi. İşini zorlaştırıyorsun. Direkt kapıdan gir, arkadan geçmesin adamlar. Çatışırken yiyeceğim hasarlar ve lensi kaçırırken yolda geçireceğimiz sıkıntı. Onlar daha büyük bela. Okey, uzaklaşınca helikopter geliyor. Hazır değil hala GTA San Titan. Bekliyoruz ya. Gelirse oynayacağız onda. Leon'cum hoş geldin. Hadi bakalım. Video kaydı 55 dakikadır. Bir 10 dakikasında falan çok patladık. Ama ondan sonra ilerlettik. Yeni gelenler yayını beğenmeyi, videoyu izleyenler de isterlerse beğenmeyi, bir yorum atmayı unutmasınlar.
Her göreve tek atmak dedin ama. Onun gerçek olmayacağını hepimiz biliyorduk galiba. Akıl vermek gibi olmasın ama indikten sonra direkt kontrol panelini oraya koş. Adamları orada indirmeyi dener misin? Orada da helikopterden sıkanlara çok yakın kalırım diye korkuyorum ama bir de senin dediğini deneyelim. İndirip adamları vurup direkt kontrol panelinin oraya koşayım. Tarayayım tarayayım sonra helikoptere yakın olup belki bu silahla çok daha hızlı indiririm onları ya da çok hızlı patlarız yani. Bundan sonra oyunun vanilya modundan seyrete data almayacağını farkında mısın? Zaten almıyorum ki abi. Zaten oyunun vanilya modundan zevk almadığım için işte büyük görev paketi, Shine of Icar, cartlar curtlar indiriyorum. O normal versiyonu yeterince oynadım. Normal versiyonu yakında GTA Vice %100 rehberi yapmak için oynayacağım. Ama onun dışında normal GTA Vice'de No Eater'ını yapmışım, onu yapmışım, bunu yapmışım. Daha normal oynanmaz yani. GTA 3'ü yakın zamanda hiç ölmeden yakalanmadan yaptık. Ona bakabilirsin. Helikopterdekiler içimizden geçti abi. Direkt yukarıya koşmak işe yaramıyor. Helikopterdekiler direkt içimizden geçti. Orası doğru oyun ya. Helikopteri sağa park edip yani sağından solundan gelenlere dikkat edeceksin. Helikopteri sağa park edeceksin. Olacak yani. Orası doğru oyun. Kruger'la falan helikopter tanısan. Kruger mermim yok ya. Eğer Kruger mermim şu anda bir 150 mermim falan olsaydı iş yapardı. Biz gidelim ilk mekandan bir Kruger alalım. Ondan sonra save atalım, onunla deneyelim. Hem daha güçlü silahımız olur, daha da iyi ilerleriz yani. Oto sniper var silahçı daha sana. Mert'cim sıkıntı yok, eyvallah. M4 daha iyi ama M4'ü şu an alamıyoruz. Elimizde yok çekiyor. Ricardo Diaz'ı öldürmemiz gerekiyor galiba. Önce onun için. Önce Ricardo Diaz'ı öldüreceğiz. Ondan sonra o silahlar açılacak. GTA 6 çıkınca arada nostalji olsun diye Vice'e girer misin? Yok abi. GTA 6 çıktıktan sonra artık zaten o da Vice City'de, Vice şehrinde geçecek. Vice City'ye direkt siktiri koyarım yani. Yeterince oynadık bu oyunu. Oynamaya da devam ediyoruz. 2025'e kadar farklı modlarla, farklı oyunlarla bir şekilde hayatta kalmaca. 2025'ten sonra GTA 6 ölümüne. Bir gün yine GTA 4 oynar mısın? Aslında çok çok uzun zaman olmadı. Herhalde bir iki ay önce oynamıştık. Özlersin bence, çok emin konuştun. Yok abi. Özleyeceğimi zannetmiyorum. Keşke buraya daha erken gelseydik. Şu mermileri fullerdik. GTA 5'i yakın zamanda yapacağız ama story odaklı olmayacak bu sefer. GTA 5'in story'si bana sıkıcı geliyor çünkü. GTA 5 online odaklı olacak. Heistler, playlistler falan. Playlist'e güzel bir tayfa oluşturabilirsek playlist tayfa olur. Playlist tayfa güzel olmazsa Heist için 3-4 tane adam akıllı adam toplayıp Heist falan olur. Ama playlistlerin saracağını düşünüyorum. Tabii canım, ben Vice City'den acayip razıyım. Yani benim için yaptıkları bizi bugünlere getirdi. O açıdan Vice City'den gönlümüz çok rahat ama artık zamanı geldi diyeceğiz yani, yeter diyeceğiz. Save daha attık. Yalandan bir save daha atalım. Şuraya biri sıkıntıya girerse diğerini kullanırız. Furkan hoş geldin.
Let's go. Bu sefer mermimiz de var. Mermiyle belki daha hızlı düşürürüz. Sniper'a gerek kalmaz. O kadar PlayStation aldın, oynamayacak mısın? GTA 6 sonrası bu soru geldiği için hani diyorum ki GTA 6'yı zaten PlayStation'da oynayacağım. Hayatımın o günlerde 24 saatini 23 saati GTA 6'da geçecek. O açıdan günde 24 saat PlayStation oynuyor olacağım. Şu anda PlayStation'dan da FIFA'yı oynuyorum. Ama onun dışında işte PlayStation özel oyunları şu an oynuyor musun dersen oynamıyorum. Çünkü yayınlarda ben günde 4 saat oyun oynuyorum. Yayından çıkıyorum, ben FIFA seviyorum. Günde 2-3 saat FIFA oynuyorum. Zaten 6-7 saat oyun oynadıktan sonra hayatına, eşine, evine, dışarıda ayırman gereken vakit oluyor. Zaman kalmıyor yani. FIFA oynayan bir insanın başka oyunları oynama lüksü yoktur arkadaşlar. Hayat onu sana bahşetmiyor. Evet, bak böyle olacak. Yakına gelenden gene hasar yememeye dikkat edelim. Ama böyle bu işi çözeriz gibi. Bak buradan sıkmaya çalışıyor biri sanki. Çakal geliyormuş, gelememiş. Bu mesafeden sizce helikopter patlıyor mu? Patlıyormuş, 10 numara. Helikopterden kurtulduk. Bir daha şuraya bakacağım. Şunu da vurdum. Okey. Şimdi gelenleri vuralım. Burada daha çok adam var. Gelemediler. Duvara sıkıştılar. Bir anda eritmesinler. Şöyle bir açıktan duvardakileri vuralım. Okey. Çok hasar yemedik. Arkadakine dikkat. Geliyor. Bir de şunu vurayım. Şu switch'i bir aktif edelim. Yukarı çıktım. Okey, içerideyiz. Şimdi lensi içeriden çıkartıp helikopterle götürelim. Ondan sonra bence bu sefer yapacağız bu deneyimi. Lensi kendimiz vurmazsak tabi. Mermiler lense bir yakın gitti, bir korkuttu. Titan Atreus kapalı beta'ya çıkmış. O zaman güzel günler yakın. Hardline bittiği gibi GTA Titan San Andreas moduna geçeriz. Gel 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 gel. Adamlar sıkmadan şuradan deparı koy. Biri orada sıkışmış, 47 can abi. Agent 47. Selamlar abi, o tekne çalma görevi nasıl geçtim? Ben 3 saat uğraştım, geçtim, crash attı. Ay, o kadar uğraştıktan sonra crash o kadar üzer ki. Ben de çok uğraştım Cem. Şu ana kadar en uğraştığım görevi oldu. 1 saat uğraştım. 1 saat uğraştım abi ona. GTA Play sayfasına girmek için hiçbir şey yapmana gerek yok. Bir grup kurarız ya da var olan gruba insanları davet ederiz. Sonra oyun içerisinde o gün oynarken olman yeterli. Devamı rahat. Okay, I got you. Hey handsome. Ooh, Hadi bakalım. wouldn't you? O kız bayağı mermileri eritiyor yani. Biz sniper açısında kalalım. Bana sıkamayacağı açıda kalalım. Gene uzaktan sniper'la vuralım. Eğer gerekirse yakınlaşmamız, o zaman yakınlaşırız. Ama yakınlaşma gerekene kadar en uzaktan sıktığımız haliyle ilerleyelim. Bunlardan hasar yemememiz lazım. Bunların nerede olduğunu biliyoruz. Bu iki. Şurada yukarıda biri var. Onu vuracağız. Bir de karşıda vardı galiba, yanılmıyorsam. Şuymuş. Tamam, başka biri yok. En arkaya çekildim. Hatta şu yukarıya çıkacağım lens ölmeden. Yukarıya çıktım. Geldim. Gelmedim. Ne yaptın ya? Araç maraç var mı? Kızın üstünden geçelim. Ne yaptın? Bir can bıraktın. Şurada
Limuzin mümüzin. Lens ölme kanka, geleceğim. Beni az bekle. Bana bir araba lazım. Gideceğim helikopter pervanesiyle keseceğim şimdi kızı. Bir araba oyun bana. Serisinden. En kötü FBI Washington'ı alır gelirim. Geldik abi. FBI Washington. Hemen araçla bir dalalım bakalım içeriye. Bir canımız var. Lens bir şekilde hayatta kalıyor. Kızım mermiler dünyanın en iyi mermileri. Yani bir e-spor takımımız olsa alırdık. Oynatırdık ama belki bir gün. Bakalım aracın içinden drive-by yaptıracak mı? Vay be. Beklemiyordum. Vallahi araçtan inmem gerektiğinde patlayacak. Aa, hala görev bitmedi. Kolay zannettiğimiz görevler birer birer patlıyor abi. Hala görev bitmedi. Diğer hastaneye götür diyor. Caddedeki hastaneye götürmemi isteyecek. Keşke helikoptere binseydim. Zaman yetecek mi bilmiyorum. Keşke helikoptere dönseydik. Herhalde yeter ama. Lens'in canı çok 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 aşırı gitmiyor. 0-0-1 can abi. Şu zamana kadar hep şans karşımızda oldu GTA Vice'de. Hardline, her ne sikim modumsa. Bunda her zaman şans tersimizdeydi. Bir canla bunu yaparsak bu sefer şans yanımızda abi. Daha da başka bir yere göndermez yok. Bitecek yani görev. Daha başka bir yere göndermez. Lens gitti. Mission Pass'i gördük mü? Mission Pass. Hadi bakalım. Bu da tamam abi. Let's go. Bunu da tamamladık. Let's go, let's go, let's go. Tank çalma görevinde fail olunca yine de tankı çalıp garaja koydum abi. Sence hile sayılır mı? Sonra tankla mı yaptın görevi? Nice. Atlattık. Para bile vermedi. Bu görevde zaten para vermiyor. Bu görevde adamın hayatını kurtarıyorsun yani. Save atacağım. Durun. Silahçıya gideyim. Bir armor alayım. Sonra save atacağım. Save'den sonra can da fullenecek. Ve Ricardo Diaz'ı öldürme görevine gideceğiz. Tabii o da diğer videonun konusu. Aynı kral abimizin dediği gibi. Tugaycığım, yener, ikimiz de art seviyoruz. Hard iyidir ya, Metin Boss. Metin hoş geldin. Gullit yapılır mı? Yapılır. Hard her zaman iyidir. Save atalım. Christoph'a süresiz timeout yok mu? O banyo geri geliyor ya. Bazı sapık arkadaşlar var. Evrim Aloğlu. Evrim Tree. Hadi bakalım gidelim. Helikopterle beraber devam edelim. Hür doğdum, hür yaşarım. Siz Metin abiyle Messi Ronaldo ikilisi gibisiniz. Kral, teşekkür ederiz. Thank you. Gelir mi Mafia 2? Maratonda gelir. 500 kişi mi olduk bu arada? Yayını beğenebilirsiniz canlar. Yayını beğenerek destek olabilirsiniz. İsteyen de katılıp Bino Game'den destekleyebilir. Ricardo Diaz. Tugay Başkanım, yayınların olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldin. GTA 3'e ne zaman başlarsın? Oynandı abi. Oynandı, bitti. Ben 2017'de keşfettim. Metin Boz'la beraber izliyordum. Güzel günlerdi. O günler güzeldi ya. O günler benim yeni yeni başladığım
Metin'in zaten GTA Vice piyasasında sağlam bir şekilde olduğu dönemlerdi. Yıl oldu 2023. GTA Vice'den bizi kurtaracak tek şey GTA 6. O güne kadar beklemece. Arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. 1 saat 10 dakikalık bir video ama size biraz daha yolları keserek 40 dakikalık, 35 dakikalık bir video olarak paylaşacağım. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Biz bir video daha çekeceğiz bugün. Bakalım neler olacak. Ricardo Diaz'ı öldürebilecek miyiz ve artık şehri tamamen ele geçirmeye doğru gidecek miyiz? Görüşmek üzere. Bay bay.